Merhaba. Biz Giresun Üniversitesi'nden geliyoruz. Kültür ve dil ödevi için Serdar Eyyubil adına. Öncelikle bu mesleği ne zamandır yapıyorsunuz? İlk bu mesleğe 89'da başladım. 89'dan bu yana yapıyorum. Yani çocukluktan itibaren başladınız. Evet. Çocukluktan itibaren 12-13 yaşlarında falan işte o günden bu yana bu iş mesleği yapıyorum. Yani isteyerek mi seçtiniz peki bu mesleği? İsteyerek seçtim. Başta ama sonradan daha bırakamadım yani. Yani işinizi seviyor musunuz peki mesleği? Tabii severek yapıyorum yani. Sizler seviyor musunuz? Tabii ki. Evet. Bizler de severek yapıyoruz. Evet. 20 yıldır da biz yapıyoruz. 20 yıl. Evet. Daha da fazla da 20 yıl. Yani. Peki bu mesleği gençlere önerir misiniz? Gençlere önerir mi? Ya tabii illa gençlere okumayan insanlar mevcut bir meslek sahibi olacak. Türkiye'de şu anda dünyada en geçerli mesleklerden bir tanesi. Görmeyecek bir meslek. Ya bu mesleğin peki zorlukları neler? Bu mesleğin zorlukları uykusuzluk. Yani bu mesleğin sermayesi uyku. Peki işinizi sevdiğiniz tarafı nedir? Hangi yönlerini seviyorsunuz mesela? Ya şimdi şöyle bir şey, işini sevdiğim yönlerdi. İşini düzgün yaptığım zaman, dışarı müşteriye güzel bir sunum, ekmek verdiğim zaman o zaman mutlu oluyorum. Ama bozuk çıktığı zaman, müşteri memnuniyetine yat olmadığı zaman da tabii ister istemez moraller yıkılıyor. Yani bir de şöyle değiştireyim, hani bu işinizi yaparken halktan beklentileriniz nelerdir? Valla ben halktan bir şey beklemiyorum. Halkın bizden beklediği varsa onu bilmiyorum yani. Halkın yani olumlu cevap olur. Yani şimdi beğenilmesi olur ekmeğin. Saygı. Yani evet saygı. Yani saygı halktan, tek kelime saygı. Saygı bekliyoruz yani mesleğimize karşı mesela. Çoğu yerde bu fırıncıları ikinci sınıf insan olarak görüyorlar. Evet. Yani bunu o açıdan bakılmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Bizler kız istemeyindik vermiyorlar mesela. Ya, fırıncısın diye. Öyle mi? Yani. Oysa zanaat olmazsa hiçbir şey olmaz yani. Sizin gibi. Evet, el işçiliği. Türkiye'de değil, dünyada en geçerli mesleklerden, ölmeyecek mesleklerden bir tanesi. Tabii ki temel ihtiyacı. Çünkü niye insan boğazı yediği müddetçe evet. Ya bunu yapılacak yani. Dünya var oldukça. Abi yani, size kız vermediler mi? Vermediler. Sonra? Kaçınca kızdım. Çok iyi. İyi yapmışsın. Peki meslek hayatınızda başınızdan geçen en kötü olay ve en iyi olay istiyorum abi. Meslek hayatımda başından geçen en kötü olay bizim arkadaşımızın ben o zamanlar İstanbul'daydım. İstanbul'da çalışıyordum. Başka bir arkadaşımın gelip de şeyde dönerli fırınlar vardı biliyor musunuz bilmiyorum. Dönerli fırınlarda ısınmak için içeriye şey atıyor, sandalye atıyor, kapıyı da kapatıyor. Arkadaşımız da bunu görmüyor, fırını açıyor. Ya çocuk adam orada canlı canlı yandı yani. En kötü olay o. Başımızdan peki, geçen. En iyi olayı anlatır mısınız? Vallahi. İyi olayı geçmedi vallahi yalan söyleyemeyeceğim hiç hatırlamıyorum. Öyle mi? Evet. Sizin peki en iyi olayınız? En iyi olayım yani yok ben de yok yani. Sizin yok. İyi olayınız? Olmaz yani. Şöyle olay yok çünkü mesleği var çünkü izin yok. Gece gündüz devam çalışmıyor. Yani. Haftada bir izin var değil mi abi? Yok hiç izin yok. İzin şöyle var ancak ölürsek izin var. Başka türlü izin yönü şöyle mecburi bir rahatsızlık evde bir rahatsızlık oldu. Düğün cenaze. Cenazelerde pek düğünlerde de yok. Fazla izin olmuyor. Düğünlerde de izin olmuyor. Ya yine bir arkadaş vereceğim. Belki birinci derecede belki akraban falan ederse ancak o zaman mecburiyetten bir iki gün gidebiliyorsun yani. Başka türlü olmuyor. Peki neden bu meslek? Neden bu meslek? Evet. Ya, şimdi şöyle bir şey. Eskilerden böyle bir tabir var yani. Arkadaş biter o. Yani ele ayağı un derdiği zaman da bu mesleği bırakamıyorsun. Ben çok çeşitli mesleklere de girdim mesela. Pazarcılık yaptım. Ayrıyeten bu köpük strabon işlerini yaptım. Bayan bozgunluğu yaptım. Ama sonuçta yine fırıncılığa döndüm yani. Ya biraz parası iyi bilmiyorum yani. Çekiyor.
Parası yok. Ya yani aslında bu, iyi de değil parası. Bu mesleki ilerlemek mümkün mü peki? Tabii bu meslekte ilerlemek mümkün. Mesela ben şu anda burada sadece bu ekmeği yapıyorum. Şu anda ben mesleğimde bayağı bir ilerlemiş durumdayım. Aklı ekmek çeşitlerinden aklına ne gelebiliyorsa dünya ekmeklerinden. Yani unlu mamuller üzerine aklına ne gelebiliyorsa ekmek çeşidi olarak hepsini yapıyorum. Mesela dünya ekmeği, Alman ekmeği, Fransız, İngiliz, İtalyan ekmekleri. Yani belki ismini dahi bilmediğim ekmekler var. Yani aklıma geldi biliyorum da. Onları dahi yapıyorum. Peki, yani kendimi bayağı bir geliştirdim yani bu konuda. Ne güzel, tebrik ediyorum. Peki gençlere öneriyor musunuz? Öneriyordum. Vallahi. Ne için öneriyorsunuz? Onu da anlayayım son olarak. Şimdi ben şöyle diyeyim. Ben aslında önermiyorum. Bu mesleği önermiyorum. Yani hiç kimseye önermiyorum ama okumak istemeyip de çalışmak isteyen insanlar tabii ki geçerli bir meslek olarak gelip yapabilir. Devamlı bir meslek. Devamlı yani olan bir meslek. Nerede kalmasın? Evet, bir temel ihtiyaç olarak. Temel ihtiyaç olarak. Yani, evet. Temel ihtiyaç olarak. Bir ailenin rahatlıkla geçirebilecek bir durumdasın yani. Ama bugün şartlarında değil. Bugün şartlarında zor. Çok zor yani. İsmail abi çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Sizin isimleri öğrenebilir miyiz bu arada? Benim ismim Özgür. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Çok kolay gelsin tekrardan. Ayağınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Selin arkadaşıma teşekkür ediyorum. Röportajda bana yardım ettiği için. Evet. Sağ olun.